Bunu bir okuyalım bence. Önümüzdeki IT mesela. İngilizcesini okudum da. Türkçesini okuyalım. Tabii ki de değildi. Daha gelmedi. Bu set 3'te olacak zaten. Yaklaşık bir aya gelir ya diye düşünüyorum. 15 güne PB'ye gelecek. Mesela bir örneğin Nikola galaksisine yolculuk edebilirsiniz. Burada herkes ilk yetiş Nikola ile başlar. Herkes bu avantaja sahipken olay eşyaları ne zaman ve nasıl kullanacağınız hakkında stratejik kararlar almakta bitiyor. Galibiyet serisine erkenden başlamış için eşya kuvvetli 3 veya 4 altınlık birimlere vereceksiniz. Ya da normalde elde etmesi çok zor olan bir 3 yıldızlı şampiyonluk olacaksınız. Yoksa eşyaları 2 yıldızlı 5 altınlık bir şampiyon vermek için onları ileri safhaya mı saklayacaksınız? Yani herkes şeye gidecek. Niko galaksisine gittiğinde herkese 2 tane Niko verilecek. Şampiyon kopyalamak için. Ne yapacağınız size kalmış. Çok iyi bu arada. Ziyaret edebileceğiniz bir diğer galakside 4 sanatlı çember. Galaksi ismini söylüyorum. Burada çember, çember sanatlı 4 sanatlı şampiyon oluşur. Bak, takım aldı. Şampiyon gemi koyacaksın. Erken. Onu satacak mısınız? Oraya bir şey eşyalar satacağım. Şansın başlayan Dekan Galaksi oynayacağınızı bilemeyeceksiniz. Böylece uyum sağlam beceriniz oyun sırasında sınanacak. Ayrıca bahsetmemiz gereken bir şey daha var. Set ilerledikçe yeni galaksiler ortaya çıkacak. Yani set ilk çıktığında sadece 1 ve 2 galaksi etkin olacağı için normal oyunlara denk gelmeniz muhtemel. Fakat setin sonlarına doğru uyum sağlamanız gereken 10 farklı galaksi olabilir ve tabii bunların bazıları kaldırılabilir. Evren devasa ve keşfetmek. Keterini çeşitliği artıran ve uyum sağlamanızı daha çok gerektiren bir set oluşturmaktı. TFT'nin güzel tarafı bir rehber açıp oyunu oynamanın en iyi yolunu bulamamanız. Bunun yerine oyunda olanlara ayak uydurmanız gerek. Dolayısıyla bunu sağlayan bir set mekaniği oluşturmak önemliydi. İkinci adımı senin mekaniğini anlaşılır hale getirmek. Bahsettiğiniz bir kere anlayamazsın. Anlayabilmesiniz. Kesinlikle bu arada yani bu setteki şeyler hatırlıyorsunuz abi. Buff'lar, dağ buff'ı, bulut buff'ı falan. Bunlar yeterince anlaşılır değildi yani. Yani sadece harika adamı sevmeyi henüz eklememiz bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kesinlikle öyle. E şimdi adamlar bufflar oluyor ya mesela. Dağ haritasında oynuyorsun. Koyabileceğin yerler belirli yani. İki tane dağ çıkıyor. Karakterlerini oraya koyuyorsun. Karşıdaki adamın karakterlerini nereye koyacağını da az çok tahmin edebiliyorsun. Ve hani herkes farklı bir strateji belirleyemiyorsun. Yani buff'ı olan yere koyuyorsun. Boş yerlere koymuyorsun gibi hani. Çok mantıklı. Ben zaten bunun saçma olduğu set 2'nin başını herkes söylüyordu ya. Yani gereksizdi bence. Zekalı seti şampiyonu çok fazla olduğu için ay sık sık yeni galaksiye geçirebileceğiz. Önümüzdeki birkaç ay içinde özgün galaksiye geçmek sabırsızlanıyoruz. Oyuna gelmek kadar 20 saat size heyecanlanmışsa o galaksiye ulaştığınızda oyuna yaklaşımınızın özgün ve eğlenceli bir biçimde değişmesi lazım. Yani farklı oyuna farklı değişikliklerle ilerliyorsa başarılı olmuşsunuz demektir. Umarım galaksiye... Ha. Ben heyecanlıyım bu arada ya. Onur yeni set ne zaman geliyor? Ya 15 güne PB'ye geliyor. Ama tam olarak ne zaman oynanmaya başlanır bilmiyorum. Bir de şunu okuyalım. Ha, kristal hasar eşiği 160'tan 110-60'a yemiş. Bu şu demek. Yani atıyorum Tarik en fazla 100 hasar yiyebilecekken şimdi 110 hasar yemekle başlıyor oyuna. Yani bu aslında büyük bir nerf bu arada. Çünkü Tarik, Ashe, Lux, herhangi biri, Kristal, Skarner 6 vuruş yerine 5 vuruşta ölebilecek demek bu yani. Bu önemli bir buff. Ama bu buff'un gelmesi gerekiyordu çünkü yani Kristal buff'una karşı yapabilecek hiçbir şey olmuyordu. Hani adamlar yani 4 Kristal yapsın da hiçbir şey yapamıyordun. O Lux'ı bulduğunda kesemiyordun adamı yani. Bu gerekli bir buff'tı bence. Blur sersem resmi ihtimali %120-35 ile tüm seyirler %25. Yani bu şu demek. Buzul 3 pardon 2 4 6 diye gidiyordu ya 2 buzul 4 buzul 6 buzul. 2 buzulda %20 sersemletiyordu. 4 buzulda %35, 6 buzulda %50. Şimdi 2 buzul yapsanız da 4 buzul yapsanız da 6 buzul yapsanız da %25 sersemletecek. Ama tabii bunu görünce insanlar şey diye düşünüyor. Ha, iki buzul yapamaz onu. Altı buzul niye yapıyoruz ki diye düşünecek. Ama buna da şöyle bir şey getirmişler. Sersemletme halinde 2, 4, 6 buzul yine ilave büyü hasar. Yani sen 2 buzul yaptığında evet %25 sersemleteceksin. 6 buzul yaptığında %25 sersemleteceksin. Ama 6 buzul yaptığında 350 ilave büyü hasar vereceksin. Yani bu kesinlikle gerekiyordu buzula ya. Çünkü buzul yani gerçekten oynanmıyordu, ölmüştü.
Zehirman artışı %50'den %30 içeri. Yani zehirlerden nerflenmiş zaten burada görüyorsunuz. Ya bu da şu demek. %50 mana yerine %33 mana ile başlıyor. Yani sallıyorum. Kog'Maw ultisine direkt değil de atıyorum bir saniye sonra atıyor. Yani daha az mana ile başlıyor. Bu yani onun yetenek hasarı 125, 250, 450. Bu kesin de gerekiyor. Çünkü 10 en kötü gardiyan. Hani bir ilk oyuna girdiğinizde şey olarak alıyorsunuz Ornn'u. İkiletirseniz işte elektrik yanına Hulya 1 öyle alıyorsunuz. Bu da gerekiyordu. Çünkü kimse Ornn'u 400 gardiyanlı, 6 gardiyanlı, bilmem ne gardiyanlı bir komp yaparken Ornn'u asla kullanılmıyor. Bu da gerekiyordu kesinlikle. Talia'nın başlangıç manası toplam manası 50-80, 30-80'e. Bu arada bu çok büyük bir nerf. Çünkü mage'lerde en önemli mage'lerden biri Talia. Hani her ne kadar insanlar azımsasa da Talia böyle. Çünkü sersemli bir paralık işte damage'i yok bilmem ne. Talia'nın stun'ı o kadar önemli ki mage kompunda. Yani bir okyanus haritasında onu o buff'a koyduğunuz an direkt ulti atamayacak demek bu yani. 50 mana yerine 30 mana ile başlayacak. Talia ikilediğinde böyle ilk turlarda sen direkt şey yapamayacaksın demek bu yani. Rakibe stun atamayacaksın demek. Bu çok önemli bir buff. Mage'ler için. Yani bu Mage'in biraz düşeceğini gösterecek gibi bir şey. Çünkü Talia Mage'in hani en önemli karakterlerinden biri yani. Senin takım arkadaşı hasar ilavesi 15-40-65'ten 20-45-70'e. Yani Senna'ya bir buff kesinlikle gerekiyordu. Ama Senna'nın takım arkadaşı sağladığı hasar ilavesi. Ne bileyim. Bunun yerine daha başka bir buff getirilebilirdi sanki ya. Bilmiyorum. Ya bu şey hani Lucian da bufflandı zaten göreceğiz şurada. Hani şeyi tekrar getirmek istiyorlar. Ruhtaş tekrar oynansın istiyorlar. Çünkü şimdi ışık kompunda şey ruhtaşsız oynuyorduk ya. Hani altı ışık yanı Yorick, Vayne falan koyuyorduk böyle. Senna'yla Lucian çok kullanılmıyordu. Yani bunun olması güzel. Ama bu buff ne kadar bir buff bilmiyorum. Bence Senna yine tercih edilebilir olmayacak. Azir'in başlangıç manası 75'ten 50'ye. Bu da gerekiyordu kesinlikle. Kesinlikle gerekiyordu yani. 75 mana yerine 50 mana ile başlayacak. Daha geç ulti atacak demek. Nocturne'in saldırı hızı %07'den %08. Yani Nocturne'ün bir çöp olduğunu biliyoruz şu an. Kesinlikle oynanmıyor Blade Master Nocturne. Tamamıyla geride kaldı. Bu da gerekli bir buff'tı. Ama bu yeterli bir buff değil. Yani bunun için Blade Master'ların biraz daha pardon bufflanması gerekiyor bence. Çünkü Nocturne'ı şu an nerede kullanıyoruz? Yırtıcı giderken çelik açması için kullanıyoruz mesela. Bir Nocturne carry ben hiç görmüyorum hani uzun zamandır. Yok çünkü hani karakter iyi değil. Biraz daha buff, biraz daha Blade Master'lara buff, Nocturne'e biraz daha buff daha iyi olabilir. Hani bu büyük ihtimalle şimdilik hani öbür patch'te mesela bir buff daha getirebilirler Nocturne'e tamamıyla oynanması için. Şu an azar azar deniyorlarmış gibi böyle. Lucian'ın yeteneğin saldırı gücü oranı 0.04-5. Ya bu bana çok garip geldi bu arada. Bu şu demek yani birinci seviyedeyken Lucian saldırı gücü oranı 0.3. İkinci seviyedeyken 0.4. Üçüncü seviyedeyken 0.5. Zaten üçüncü seviyenin bir anlamı yok. Çünkü Lucian 3 yapmak çok zor biliyorsunuz. Şimdi 1, 2 ve 3'ü aynı saldırı gücüne sabitlemişler. Yani bu bilmiyorum ne kadar mantıklı. Tabii ki de insanlar yine 2 level yapmaya uğraşacak çünkü canı artıyor. Yani Lucian tamam bir seviyede de 0.5 saldırı gücü olacak ama çabuk ölecek yani. Belki ulti atamadan ölecek mesela. İnsanlar tabii ki ikinci seviye yapmaya zorlayacak ama Lucian dediğimiz şampiyon yaklaşık 4 paralık bir şampiyon. Hani 12 gold yerine 4 gold da tutup aynı saldırı gücüyle öne güzel bir frontline'a başlayabilirsin. Bu bana biraz garip geldi açıkçası. Bu ne kadar mantıklı bilmiyorum. Olaf'ın canı 750'den 850. Bu bayağı büyük bir şey bu arada. Çünkü bir level Olaf'ı biliyoruz. Böyle ulti adamından ölüyor genelde. Tam bir şey yapacakken ölüyor. Bu şu demek. Olaf bir levelda %90 ulti atarak başlayacak demek bu. Olaf'ın yeteneği ilave saldırı hızı %100, %50, %25, %50, %450. Ya şunu zaten aynı. 2-3, 2-3 aynı. Birinci seviyeyi bufflamışlar. Büyük bir buff yine. Yine büyük bir buff. Çünkü Olaf bir level olduğunda kimse genelde Olaf kullanmak istemiyor. Ulti atamıyor çünkü. CC'den ölüyor. Kindred Olaf'ı çok kolay kesiyor. Mage Olaf'ı çok kolay kesiyor. Şimdi buzul artı Olaf'ın bufflanmasıyla hani inanılmaz bir hal alacak buzul. Bu da gerekiyordu ama şimdi bu
Bu sefer çok mu güçlü olur, çok mu dengesiz olur bilemiyorum çünkü bu çok büyük bir buff. Artı Buzul'la Olaf'ın buff'ı fazla bir buff yani. Bakacağız. Sincan'ın yetenek hasarı 150. Ya bu çok, bak şimdi en sinirlendim şu okuduk ya her şeyi. Bu en mantıksız bulduğum şey olabilir. Kesinlikle bu en mantıksız bulduğum şey olabilir ya. Yani bunu da bir level'ını bufflamışlar. Evet ama bu kadar gerekmiyor. Sincan zaten çok güçlü bir karakter. Hani zehir kompuna koyduğunuzda bir level olsun. Ne olursa olsun Morello verdiğiniz Sincan'ın zaten deli gibi yetenek hasarı vuruyor yani. Bu kadar bilmiyorum. Bu bana biraz mantıksız geldi. Gerçekten mantıksız geldi. Tarik'in hasar görmezlik süresi 3-3-5, 2,5-2,5-8. Yani Tarik'e de gerekiyordu evet. Ama ya bu sefer Tarik'in 2 level yapmanın ne anlamı kalacak? Tarik 5 kostluk bir şampiyon. Sen bu karakteri 3 level yapma, 2 level yapmak için 15 gold harcıyorsun. 15 gold yerine ya bilmiyorum ya. Bakacağız tabii de yani daha oynamadım ben yeni Yama'yı bu arada. Bilmiyorum. 15 gold çok fazla çünkü. Zed'in saldırı hızı 1-0'dan 1-1'e. Zed de bufflanmış evet yani. Bu gerekiyor muydu bilmiyorum. Zed zaten yeterince güçlü bir karakterdi. Ve her kompta yer bulan bir karakter. Hani kompunu bitirdin hiç olmadı. Gidip 2 level Zed koyuyorsun yani. Bilmiyorum. Artık ilmeniz aşama takip üstüne geçecek. O yüzden karşılaştığınız rakibi görebilirsiniz. Bu güzel bir şey bu arada. Hani ben bu şeyi sağlıyor. Ben ileride kimle yapacağım acaba? Ona göre dizilim yapayım. Biraz daha kafamızı çalıştırmamızı sağlayacak bir değişiklik bu yani. Kırmızı güçlerin vücudu kısmı iyileştirme azaltmasını artık doğru şekilde açıklıyor. Olaf'ın yeteneği artık tüm saldırı hızı azaltmalarını kaldırıyor. Ve bunlara karşı bağışıklık kazanıyor. Yani bu şu demek. Bir buzdolabı eldiveni. Bir donmuş yürekle Olaf'a saldırdığınız zaman Olaf bunları yemiyor demek bu. Bakalım. Bilmiyorum. Bakalım. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum gerçekten. Bu arada ilk meta yeni patch geldiği zaman genelde güzel oluyor oyun. Çünkü herkes farklı bir şeyler denemeye çalışıyor vesaire. Ama yaklaşık bir 2 gün sonra falan belli bir komp belirlenecek. Vergiza kombu gitmeye başlanınca çok sinir bozulacak. Ben ondan eminim. Bakalım merak ediyorum. Tabii ki de ilk isteğim Olaf oynamak olacak. Tabii ki ama bakalım. Merak ediyorum. Ama genel olarak oyun şu an gerçekten aşırı 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 dengeli bir halde. Hani bu şaka değil yani. Gerçekten çok dengeli oyun şu an. Her konuda oyun kazanabilirsiniz. Onun için bu Nocturne'a buff gelmesi, Olaf'a buff gelmesi evet. Ama bakalım hani Olaf'ın artı buzulu olan buff'ı nelere yol açacak bunu bilmiyorum.